Ses kısıtlığının tanısına yönelik yöntemleri subjektif yöntemler ve objektif yöntemler olarak iki başlıkta değerlendirebiliriz. Subjektif yöntemler mevcut ses kısıklığının yani mevcut ses probleminin hastayı günlük hayatında yani gerek mesleki hayatında gerek sosyal hayatında ne kadar etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmış testlerdir. Aynı düzeydeki ses kısıklığı benzer yaştaki, benzer cinsiyetteki bireyleri dahi eşit düzeyde etkilemez. O bireyin mevcut rahatsızlıktan, mevcut ses kısıklığından ne kadar etkilendiğini anlamaya yönelik olan rutin hale gelmiş, uluslararası düzeyde standartize edilmiş ve dilimiz için uyarlanmış bazı versiyonları mevcuttur. Biz bu endekslerden bireyin ses kısıklığından ne kadar etkilendiğini anlamak amacıyla faydalanıyoruz. Ardından yani hastaya yönelik subjektif testlerin ardından hekim tarafından yapılan subjektif testler mevcuttur. Bu testlerde de bireyin ses kısıklığının hekim tarafından ne kadar ciddi olarak algılandığı objektif olarak standartize edilir. Bunun ardından objektif testlere geçilir. Objektif testlerde birinci aşamayı rutin kulak burun boğaz muayenesi ve baş boyun muayenesi alır. Kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesinin yanı sıra larynx'i görüntülemeye yönelik endoskopik yöntemler en önemli tanı araçlarımızdandır. Bu endoskopik yöntemler günümüzde artık çok kolay bir şekilde rutin kulak burun boğaz muayenesinin bir devamı halinde dakikalar içerisinde bazen hastaya hiçbir anestezi uygulanmasına gerek olmadan elimizdeki küçük endoskoplar yoluyla burun ve ağız yoluyla endoskopik bir şekilde ses tellerine ulaşılarak yapılmaktadır bu muayene. Bu sayede video kayıtları alınabilmekte. Hasta ile eğer bir tedavi uygulanacaksa tedavinin öncesi ve sonrasında bu görüntüler tartışılabilmekte, ona gösterilebilmekte ve yol haritası çizilebilmektedir. Tanının bir aşaması da sesin analizidir. Hastanın mevcut ses kısıklığını dokümante etmek için hastanın ses kaydı alınabilir ve bilgisayar ortamında bu analiz edilerek tedavi öncesi sonrasında yani bir medikal tedavi ya da cerrahi tedavinin öncesi sonrasında sonuçlar karşılaştırılabilir.